CHP'de yaşanan DEM Parti kriziyle ilgili tartışmalar siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Kulislerde krizin perde arkasında görünenden daha sert ve daha derin bir kavganın yaşandığı konuşulurken, Özgür Özel'in Burcu Köksal'ı telefonla arayıp istifasını istediği, Köksal'ın ise bu talebe "partiyi teröristlere teslim ettiniz, asıl siz istifa edin" diyerek RES'le karşılık verdiği iddia edildi. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Ekrem Bey'le de konuştum, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm taraflar açısından kapanmış bir mesele, önümüze bakıyoruz. Özgür Özel sorun taraflar açısından kapandı, önümüze bakıyoruz dedi. Ancak CHP'de yaşanan DEM Parti kriziyle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia kulisleri daha da hareketlendirdi. Tartışmanın arka planında daha sert, derin bir kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve Hüdapar Partisi ile yönetmeyeceğim. Burcu Köksal'ın çıkışına en üst perdeden yanıt veren isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ya kendine başka bir iş ya da parti bulacak diyerek Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'i de arayıp Burcu Köksal'ın partiden ihraç edilmesini istedi. Dedim ki ya öyle bir ifadeye ne gerek var? Ben kendisini aradım. Bu ifadeyle ilgili de bir tansiyon yükselir. Ben bunu Uşak'ta düzeltiyorum dedim. Aman başkanım siz düzeltin falan dedi bana zaten. Özel sürçülisan deyip gerilen ortamı yumuşatmaya çalıştı ama Burcu Köksal geri adım atmayınca ipler daha da koptu. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve Hüdapar partileri yoktur. Tavrım nettir. Bu tavır karşısında da Özel Köksal'ı arayıp "ben düzeltme yaptım, beni dinlemediniz, hemen adaylıktan istifa edin" dedi. Biz hani günlük ve anlık temas halindeyiz Ekrem Bey'le de. Ekrem Başkan dedi ki bu bir kırgınlık yarattı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Afyon'daki patlama İstanbul'u sarstı" başlıklı yazısında Köksal'ın Özgür Özel'in istifa restine karşılık, RES'le karşılık verdiğini, telefon görüşmesinde Özgür Bey genel başkan olarak 80 ili ve İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz ve partiyi teröristlere teslim ettiniz, asıl siz istifa edin ifadelerini kullandığını yazdı. Tartışmalar devam ederken CHP lideri Özgür Özel bugün Etimesgut'taydı. DEM Parti tabanına yine sıcak mesajlar verdi. Ayrımız gayrımız yok. Biz Etimesgut'ta Türkiye ittifakından oy istiyoruz. CHP DEM kriziyle boğuşurken bu kez İzmir'de Cemil Tugay bombası patladı. Bunu kabul etmiyorum. Buna itirazım var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cemil Tugay, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'e bu sözlerle tepki gösterdi. Benden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkanı değil, kendi adıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim gibi düşünen siyasetçiler adım. Ama burada bir gün bir dakika yanında durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkanı için çalışıyor.